Galatasaray Futbol Akademisi İdari Menajeriyim. Bu turnuvayla alakalı her sene buraya gelmeye çalışıyoruz. Organizasyonu yapan kişilerle artık dostuz diyebiliriz. Burada çok önemli bir turnuva hazırlığı yapıyorlar ve çok kaliteli de bir iş çıkıyor ortaya. Avrupa'nın en güzide kulüpleri geliyor. Burada hem birbirimizi tanıma hem sportif anlamda birbirimizin durumunu görme imkanı yakalıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine de çok önemli bir katkı sağlıyor. Burada çok gerçekten keyifli maçlar oluyor çocuklar. Hem öğreniyor hem eğleniyor. Biz de burada bulunduğumuz vakti en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim turnuva 21 yıldır yapılıyor abim. 21 yıldır devamlı Paskalya tatilinde yapılıyor. 18 ülkeden 240 takım katılıyor. Yani tabii bu Belçika dahil içinde ve amatör kulüplere de çok şans verdiğimiz için bunu 240 takıma tamamlıyoruz abim. Galatasaray Fenerbahçe bu sene burada her sene olduğu gibi ve her sene de gördüğümüz gibi Türk takımları da gelişiyor, küçükler gelişiyor ve ilk seneler biraz skorlarda yeniliyordu küçüklerimiz ama bu seneler kafa kafaya gidiyor, yani güzel yerlere geliyorlar. Yani Türkiye'deki gençlerimiz de futbolda ilerliyor. Dediğiniz gibi çok fazla Türk var etrafımızda, bu bizi rahat hissettiriyor. Sanki Türkiye'deymişiz, İstanbul'daymışız gibi hissettiriyor ve herkes de tabii bizimle ilgilenmek istiyor, yemeğe götürmek istiyor, etrafımızda olmak istiyor. Yani çok keyifliyiz. Çocuklar da bundan çok mutlu oluyor. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenlere, soranlara, ilgilenenlere. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe var. Daha önce Beşiktaş'ta katıldı. Tabii biz de biraz burada Türk futboluna katkı verebiliyorsak ne mutlu bize. Türk hocalarla konuşuyoruz. Ve çok çok bayağı bu sene bayağı bir başarılar, bayağı bir yol kat etmişler. Neden söyleyeceğim bunu? Çünkü bayağı bir 6-7 senedir burada katıldıkları için yazık çocuklar hep böyle çok fazla tecrübe olmadığı için bayağı bir sıkıntı yaşıyorlardı. Ama baktık ki yani hocalar da orada bir şeyler yapıyor. Bizim turnuvaya göre idmanlarını yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar bu turnuvaya gelmeden. Ve burada da sonuçlanıyorlar. Buradaki beni, hele ki ben Türk başkan olarak ve buradaki Türkleri çok mutlu ediyorlar. Çok kaliteli, çok üst düzey altyapıda oyuncular, kulüpler geliyor. Bunun çalışmasını tabii ki Erdal Başkan'ım çok güzel yaptı. Çok yöneticiler de geliyor bu turnuvaya, çok üst düzey menajerler de geliyor. Gelip kendilerini ispatlasınlar, futbol kalitelerini göstersinler. Ondan sonra şanslarını denesinler. Bizim buradaki yurt dışındaki yetişen gençlerimize çok iyi motive olur diye düşünüyorum. Çünkü maalesef ilerleyen geçen yıllarda bizim çok kaliteli genç çocuklarımız mahvoldular maalesef. Kaybolurlar daha doğrusu piyasadan. Şu an yeni başkanların bu kulübü almaları bence çok iyi. Ben şahsen kendim futbol adamı olarak, yani futbolu seven insan olarak çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Başarıların devamını diliyorum hepsine. Ya zaten Belçika'da konuşmak lazımsa zaten Belçika milli takımı zaten muhteşem oynuyor. Onlar dahil ve tabii ki buradaki turnuvalarda futbola başlamayan çocukları, bu yaşlardaki çocukları futbola itiyoruz. Yani sokaklarda kalmasınlar, futbol olmasa da başka sporlara daima gitsinler yani. Bunların orta ve uzun vadede Türk futboluna nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Ya tabii şimdi bu yorumları yapmak çok benim vazifem değil. En iyi şekilde inşallah bütün oyuncular güzel imkanlar artık gitgide her kulüpte üst düzey hale gelmeye başladı. İnşallah bunu en verimli şekilde kullanırlar ve oynadıkları ligde, oynadıkları kulüpte daha çok süre alarak an bir takımımıza kadar gelip ülkemize hizmet etmek şansına erişir. Bütün temennimiz bu olabilir. Aşağı yukarı kızlar dahilinde 120 kız çocuğumuz var. Toplam 600-650'ye yakın çocuğumuz var yani. Ya şimdi ben zaten crossing'in altyapısında yetiştim. Futbola burada altyapıda başladım. Başkanlık dönemim aşağı yukarı 2013 yılında başladı. Biraz zor durumdaydı. Çalışa çalışa bu yerlere geldik. Ben yaptım demeyeyim. Arkamda bayağı bir büyük bir grup var. Başkan yardımcıları var. Ve hele ki şu gördüğün bütün manzarada 120 tane gönüllü var. Bunun çoğu burada çocukların oynadığı velileri. Yani bunlar olmasa zaten bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Adım Erdal da olsa, Kenan da olsa zor.
Türkiye'de desteklediğiniz kulübü Belçika'da Skarbek'te görmek nasıl bir duygu? Güzel abi, çok güzel. Ben çok seviniyorum. Galatasaray'ı seviyorum. Bütün maçlarına gidiyor musunuz? Gidiyoruz hocam. Gidiyoruz abi. Vallahi burada oynasınlar. Her gün nargilede bakıyoruz abi. Her gün bakıyorsunuz. Güzel. Peki içinizde futbol oynayan var mı? Başarılı kulübe gelen. Hepiniz bu kulüpte mi oynuyorsunuz? Evet. Harika. Galatasaray için hangi şarkıyı söylememiz lazım? Mevcilik sana layık düşse benden önce tutsak güneyi biliyorsun sen de ince ince kalkın geriye buralar sayende yok şikayet kendi sarayı. Çok teşekkürler.